Baharat Yolu bu hafta karabiber baharatını tanıtmak için Nevşehir'de. Bay Sempatik Kapadokya'da sürprizlere boğuldu. Baharat Yolu ekibine 23 Türk Devleti bayrağı ile konvoylu karşılama. Kazakistan Fahri Konsolosu mutfakta karabiberli Kazak pilavı yaptı. Bay Sempati'ye boyu kadar meşhur Kapadokya kebabı jesti. Peri bacalarında muhteşem gün batımı ile unutulmaz görüntüler. Baharat Yolu başlıyor. Bu hafta Baharat Yolu Nevşehir Kapadokya'da. Özellikle son zamanlarda Uzak Doğuların ve Türk dünyasının göz bebeği olan yerli yabancı turistlerin kışın bile akın ettiği Nevşehir Kapadokya'da, bu muhteşem coğrafyada sizler için tanıtacağımız baharat karabiber. Karabiber, tadı acı, faydası çok olan esmer baharat olarak bilinir. Sıcak bölgelerde yetişir. Karabiber genellikle kısa boylu bir ağaççık türüdür. Yaprakları çoğu zaman meşin gibi sert ve kulakçıklı, çiçekleri sarkık, tırtılsı, başak durumunda, meyvesi üzümsüdür. Karabiber yakınındaki ağaçlara sülükleriyle sarılır. Ana yurdu Hint Yarımadası'dır. Bütün tropik Asya'da ve Amerika'nın ekvator bölgesinde meyveleri için yetiştirilir ve meyveleri de kurutulup karabiber tanecikleri haline getirilir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Kapadokya'dayız. Bay Sempatik Nevşehir Kapadokya'da özel karşılama ile adeta mest oluyor. Kazakistan Fahri Konsolosu Dr. Halil Uluer, Baharat Yolu ekibimize muhteşem bir karşılama töreni düzenliyor. İşte unutulmaz anlara sahne olan o gurur verici anlara çeviriyoruz kameralarımızı. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Esselamu aleyküm arkadaşlar. Ve aleyküm selam. Evet, Kapadokya'da Türk dünyasının bayrakları arkamızda Kazakistan Fahri Konsolosu Doktor Halil Uluer ile birlikteyiz. Sayın Uluer, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de Kapadokya'mıza hoş geldiniz. Malumunuz biliyorsunuz biz Türk dünyasına gönül vermiş alperenleriz. Türk dünyası için yaşıyoruz. Türk İslam alemi için yaşıyoruz. Allah bize Türk İslam kimliğiyle doğmayı nasip etmiş. Dolayısıyla ecdadımızı, atalarımızı günümüzde de yad etmek, anmak, onları bilmeyenleri anlatmak ve atalarımızın örf adetlerini yaşatmak, dünyada kurulmuş Türk devletinin bayraklarını Kapadokya'ya gelen, her yıl gelen 3 milyon turiste tanıtmak, göstermek, Türk kültürünü, Anadolu örf adetlerini turizmle birlikte yoğurup dünyaya tanıtmakla mükellefiz. Turizmle uğraşıyoruz. Kapadokya'da, Nevşehir'de Kazakistan'ın Fahri Konsolosuyum. Türk dünyasına gönül vermiş alperenleriz. Efendim, arkadaki bayrakların hikayesini dinleyebilir miyiz? Şimdi malumunuz dünyada 16 tane Türk devleti kurulmuş. Ve en arkadaki 16 bayraklar onlar. Öndeki 7 bayrakta Türkiye, Kazakistan, Kıbrıs, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan. Bunlarda 7 tane yaşayan Türk devletleri. Bunları burada yaşatmak istiyoruz. Bu 7'ye ilaveten aslında Türkmenlerin bayraklarını da ilave edeceğiz. Suriye Türkmenlerin, Irak, Kerkük, ondan sonra Uygur Türklerinin, Kafkas, Kırgız, Kırım Tatarlarının, onlar hep bizim kardeşimiz. Dünyada ne kadar Türk varsa ve Müslüman varsa, Müslüman Müslümanın, mümin mümin kardeşidir. Hem Müslüman hem de Türk olursa iki kere kardeşimiz bizim. Onları Kapadokya'dan en güzel selam, Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Kapadokya dünyada hiçbir yerde eşi emsale bulunmamış güzelliklere sahip bir yer. Kapadokya Anadolu'nun merkezi. Dünyada her yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği, Allah'ın başka bir yere bahşetmediği güzelliklere sahip bir bölge. Kapadokya Anadolu insanların misafirperverliğinin en yüksek seviyede hissettiği, yaşandığı, yaşatıldığı bir yer. Kapadokya az önce de söylediğim gibi her yıl 3 milyonun üzerinde turist geliyor ve bu güzellikleri görüyor. Kapadokya'da biz bu güzelliklerin yanı sıra Anadolu misafirperverliğini ecdadımızla, atalarımızla anlatıyoruz. İşte diyoruz ki biz Osmanlıyız, biz Osmanlı'nın devamıyız, biz Osmanlı'nın torunuyuz. Biz Orta Asya'dan gelmiş Türk'üz. Bu topraklar Anadolu'dur. Bu toprakları Anadolu yapan ecdadın torunlarıyız diyoruz. Atalarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi anlatıyoruz gelenlere. Evet efendim, Kapadokya'ya geldiğinizde sizi de bu arkadaki 23 tane Türk bayrağıyla karşılayabilirler. Çünkü göz yaşartıcı bir sahne. Biz Baharat Yolu ekibi olarak Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz ama kültürümüzü tanıtma açısından da bu manzara gerçekten
çok dokunaklı. Çünkü yerli ve yabancı turistler buraya gelip Türkiye'nin ve Türk bayraklarının, Türk devletlerinin geçmişini bu tarihi mekanlarda, bu tarihi alanlarda yaşıyorlar. Bizzat o kültür işte böyle yaşatılıyor. Biz de bu gurur tablosuyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Türk dünyasının hayatında önemli bir yeri olan atlar ve köpekler çekimlerimize eşlik ediyor. Dünyasında hizmetleriyle dikkat çeken Kazakistan Fahri Konsolosu Doktor Halil Uluer bizim için mutfağa girdi ve Kazak pilavı yaptı. Kapadokya mutfağında Kazak pilavı yapılacak şimdi ama bize kim yapacak? Kazakistan Fahri Konsolosu Doktor Halil Uluer. Sayın Uluer, bize Kazak pilavını yapacaksınız. Malzemelerimizi bir tanıyalım. Tüm Türkiye, tüm Türk dünyası bu önemli pilavı hep birlikte sizden öğrenmiş olsun. Biliyorsunuz Türk dünyasında 3 önemli pilav var. Bir tanesi Kazak pilavı, diğeri Özbek pilavı, bir de Nevşehir sanayi pilavı var. Ben şimdi size efsanevi Kazak pilavını orijinal 1000 yıl önceki usulleriyle anlatacağım. Kuzu eti, kuzu kuyruk yağı. Yalnız bu yağ bu kuzu yağı. Bu çok önemli bir ayrıntı. Aynı kuzunun yağı, lezzeti oradan geliyor. Aynı kuzunun yağı, havuç, soğan, kavrulmuş nurlu badem, az bir şey domates salçası, nurlu nohut ve nurlu baldo pirinç, tuz, karabiber, pul biberi. Evet, konumuz karabiber, mutlaka karabiber olmalı diyoruz ama bizim bildiğimiz pilavla Kazak pilavı arasındaki fark nedir? Bizim bildiğimiz pilavda badem, havuç olmaz, nohut olmaz, olan da var ama birçoğunda olmaz. Kazak pilavında, Orta Asya'dan gelen Türklerin ata yurdu Kazakistan'daki Kazak pilavında havuç var, badem var, nohut var. Bizim Türkiye'deki pilava ilaveten. Şimdi başlayalım yapmaya. Evet, şimdi kuyruk yağını kavuruyoruz. İyice eridiğinde beraberinde aynı kuzuya ait eti kavuruyoruz. Bademi, soğanı, havucu, nohut, pirinç, salça, tuz, karabiber ve pul biber ilave ederek yetecek miktarda suyla pilavımız afiyetle yenmeye hazır hale geliyor. Başlayalım mı? Hadi buyurun. Hadi bakalım. Kulun niyeti iyiyse işin sonu da iyi olur diyor. Yani niyet hayır, akıbet hayır diyor Semerkandi Hazretleri de. Şimdi iyice yağımız eridi. Bak görüyorsunuz böyle kızardı. Şimdi kuzu etini, bu kuyruk yağının sahibi kuzuya ait eti burada kavuracağız. Bismillah. Anadolu örf ve adetinde bir kural vardır. Bu Türkistan'dan gelmiş bir kural. Hala günümüzde de Nevşehir'de, bizim evimizde ve Nevşehir'de her yerde bu adet yüzyıllardır unutulmamış, güncelliğini yitirmemiş. Ev hanesi 4 kişi ise sofrada 5 kaşık olur. 5 tabak olur. Tanrı misafiri gelir diye. Çünkü bizim için misafir Allah'ın gönderdiği bir tanrı misafiri olarak algılanır. Onun için soframızda her zaman misafire yer vardır. Tabii Türkiye'deki Kazakistan Büyükelçimiz Can Siyit Tüyme Bayevi de almadan geçmeyelim. Biz radyocular olarak onu çok seviyoruz. Bu Kazak pilavını o da yedi mi burada gelip? Tabii. Büyükelçimiz Türkiye-Kazakistan ilişkilerine çok önemli, değerli katkılar sağlamış. Değerli bir şahsiyet. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin bugünlere gelmesinde çok büyük etkileri var. Kendisiyle çok sık bir araya geliyoruz. Benim ağabeyim kadar yakın bana. Kazak pilavını yiyoruz, Kazak yemeklerini yiyoruz. Ankara'da Büyükelçilik rezidansında sürekli Kazak yemekleri yiyoruz. Yemeklere ayrı bir lezzet verir karabiber biliyorsunuz. Orta Asya'da da Türk dünyasındaki yemeklerde de karabiber her yerde vardır. Karabiberin bu kadar yoğun kullanılması direnç sağlamasından da kaynaklanıyor. Tabii, sıcak tutuyor, lezzet veriyor. Onun için karabiber aynı sarımsak gibi, soğan gibi yemeklerin vazgeçilmezi. Hepsini karıştırdık. Kısık ateşte 1 saat kendine gelecek. Pirinç şişecek. Tam böyle yemek kıvamına gelecek.
Şimdi tencerenin ağzını kapatacağız. Kısık ateşte bir saat. Zaman zaman karıştıracağız. Bir saat sonra afiyette yiyeceğiz inşallah. Baharat yolu çekimlerinde Bay Sempati'ye öyle bir jest yapıldı ki sunucumuz şaştı kaldı bu işe. Kapadokya mutfağındayız. Yanımda işletmeci Fatihan Uluyer var. Evet Fatihan, ne yapacağız? Size özel bir spesyal hazırlayacağız. Evet. Eser Ustam sizin boyunuzun ölçüsünü bir alsın şimdi. Öyle diyorsunuz. Evet, sözü şefimize bırakalım. Valla nedir anlamadım. Boyunuzun ölçüsü derken boyunuzca kebap yapıyoruz. Boyunca yani, kebap yapıyoruz. Boyunuzca kaç metreyseniz işte ona göre kebap yapıyoruz. Daha uzun isterseniz daha uzun yapıyoruz. Boyunca benimkini al sen biraz çünkü. Evet. Önce işletme sahibimiz Fatih Han'ın ölçüsünü almıştık. Evet. Ölçüsünü aldığımızdan. Evet efendim, Allah'tan boyun 1.70. 2.10 olduğumu düşünemiyorum. 2.10 olsa da yine kurtarmaz, tabii. Kurtarmaz. Hayır, daha büyük işlerimiz var. Başlayalım mı? Oradan tabii. İşletmeci olarak turistler en çok hangi Türk yemeklerini seviyorlar? Birinci sırada kebap. Evet. Vazgeçilmez. Testi kebabı diyebiliriz yine. Yöresel Nevşehir tavamız var. Yine kendi memleketimizin sanayi pilavı var. Bunlar birinci sırada favoriler. Galiba tamamlandı boyumuz kadar kebap. Evet. Şu an ne yapacağız şimdi? Üzere. Sözümüzde durduk, boyunuzun ölçüsünü alacağız. Dik aldık. Değil mi? Siz de boyunuzu yiyeceksiniz artık. Evet. Gerçekten de hani ölümsüz bir an. Boyum kadar kebabı Nevşehir'de, Kapadokya'da bana hazırladılar. Baharat yolu ekibi olarak tadına bakacağız. Tek başıma bitiremem. Müsaadenizle bakalım. Fırına bir gitsin, bir pişsin ocakta. Bir görelim. Daha sonra ne olacak? Ocağa doğru gidiyoruz. Ocağa doğru en can alıcı kısmı zaten. En güzel, en... Çünkü bunun meşe kömüründe olması... Hani kebabın meşe kömüründe pişmesi de en büyük özelliklerinden birisi. Hani sıradan bir kömürle kebap pişiremezsin. Tadı orada saklı. Tabii tadı orada. Hani kömür tamamen yanacak ki kebaba o isini vermeyecek. Evet, boyumuz kadar kebabı ocağa gönderelim. Evet Erhan Usta, nedir bu sürpriz? Tandırda kuru fasulye. Nedir özelliği? Buranın olmazsa yemeklerinden birisidir. Kıraç topraklarda yetişmiş kuru fasulyemiz 4 saat çömlekte piştikten sonra 4 saatte pişiyor. 4 saatte kuzu etiyle beraber pişirdikten sonra servis yapıyoruz. Yapalım bir bakalım nasıl dumanı nasıl çıkıyor bir görelim. Üzerine herhalde güzelce bir karabiber de ekmek lazım. Tabii ki mutlaka. Evet, bu bana göre oldu. Çünkü ben suyunu sevmiyorum. Direkt bunu yiyorum. Biraz tembelim. Su bitmiyor diye. Yani ekmeğinizi banacaksınız. Onu banacağız zaten. Banmasak olmaz. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Afiyet elinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Tandırda fasulye. Karabiberle tatlanan lezzetlerin tadına bakıyoruz. Evet sevgili seyirciler. Beklenen an geldi. Kazak pilavını yiyeceğiz. Kazakistan Fahri Konsolosu Doktor Halil Uluyer bizim için kendi elleriyle yaptı ve biz de merakla bekliyoruz Türk dünyasının o eşsiz pilavını tatmak için. Karabiberli yapılan bu pilavı şimdi Kapadokya mutfağında yiyeceğiz. Efendim çok güzel gözüküyor, ne diyorsunuz? Kazak pilavımız hazır, şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah. İnşallah afiyet olsun diyoruz. Eyvallah, afiyet olsun. Tadına bakıyoruz bakalım nasıl olmuş. Gerçekten de harika. Hem çok hafif ama içinde buram buram karabiber var. Bunu hissediyorsunuz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet biz sizler adına, sizin adınıza kazak pilavın tadına bakacağız. Allah'ım. Bu da ne? Sürpriz burada. Unutmuştum ben, biliyor musun Fatih Hanım? Boyunuza göre yapmıştık ama biraz çekmiş herhalde. Neden? Şimdi...
daha uyumlu olmuş, tam olmuş. Yiyebiliriz. Gerçekten de güzel gözüküyor. Yani gelen misafirin boyuna göre müthiş bir tat. Ürgüp'te Kılıç Aslan Türbesi'ni de ziyaret ediyoruz. Baharat yolu devam ediyor. Arkamda Kayseri Erciyes Dağı. Hemen bir ön manzarada Nevşehir Ürgüp Üç Güzeller mevkiinde 3 tane peri bacası. Gerçekten görülmeye değer. Kapadokya'da Kızılçukur Vadisi'ndeyiz. Yaklaşık 1300 metre yükseklikte uzak doğudan turistlerin gelip burada gün batımını izlediklerine şahit oluyoruz. O muhteşem manzarayı Baharat Yolu ekibi olarak bizler de sizin için görüntüledik. Karabiberi şifa olsun diye nane limon karışımında içecek olarak tadına bakıyor ve Kapadokya'dan ayrılıyoruz. Baharat Yolu ekibi olarak bu hafta Nevşehir'de karabiberi tanıttık. Karabiber deyince mutlaka soğuk kış günlerinde, özellikle soğuk algınlıklarında büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla nane, limon ve tabii ki içinde olmazsa olmaz baharatı karabiber. Atıyoruz karabiberi ve şifa olsun diye bu karışımı tadıyoruz. Tabii ki bir de çaya karabiber, kahveye karabiber atmayı da unutmuyoruz. Karabiberin faydalarını sayacak olursak, anormal kalp hızı, akne, anemi, astım, şişkinlik, damar sertliği, tansiyon hastalıkları, çıban, kanser, kalp ve damar hastalıkları, kolik, soğuk algınlığı, öksürük, kabızlık, diş bakımı, ishal için rahatlama dahil hemen hemen her hastalığa karşı etkili olan karabiber oldukça değerli bir besin kaynağımızdır. Baharat Yolu ekibi olarak Türkiye'nin gezilip görülesi 10 yerinden birisi olarak gördüğümüz bu muhteşem coğrafya Nevşehir Kapadokya'dan bu haftalık bu kadar. Bir başka baharatımızı bir başka yöremizde tanımak ve tanıtmak adına hepinize hoşça kalın.